Vedat Bey, bu başarımız gençler. Bayan Sabıklar, sizden sabot etmişim demek ki. Teşekkür ederim. Lütfen oturun arkadaşlar. Nasılsınız? Ben nasılım? Efendim? Siz değilsiniz. Harika. Beni tanıyan veya tanımayan var mı? Tanımayan var mı? Tatlıları görünce onlar nedir bu diye sorduklarında belediye başkanı getirdi deyince onu bilirler. Belediye başkanı. O zaman korkuyu aldınız. Kopya çektiniz. Ama siz başarılı öğrencilersiniz. Kopya çekmeyesiniz değil mi? Evet. Başarmanın sırrı nedir? Çalışmak. Ve? İstikrar. Kararlı olup inanmak. Mesela bana soracağınız soru var mı içinizde? Bir tane maske istiyorum. Ne için bu maske mesela? Bunu kullanmak mecburiyetindeyiz değil mi? Neden? Efendim? Maske mesafe... Efendim? Evet. Bu ben hatırlı olur hazır bunun için yani bu sınıfa geldiğim belli olsun diye. Tanısın kendisini başkan. Ben Bodrum 9C sınıfından Muhammed İsmail Yağcı. Muhammed İsmail Yağcı adım. Muhammed İsmail Yağcı. Neredesin Muhammed İsmail Yağcı? Taşoğlu. Bir de Bodrum'da şimdi Muhammed İsmail Yağcı değil mi? Muhammed. He? Muhammed. Sonuç salı mısın sen? Aç bakayım bir daha gözüme bakayım sen. Mehmet'in oğlu musun sen? Yani İsmail Yağcı'nın torunusun. Değil mi? Evet. Maşallah. Hızlı bakayım. Abdurrahman ne yapıyor? Çalışıyor. Baba ne yapıyor? Oturuyor. Selam. Taşoğlu'dan gelen var mı başka? Nereden geldin? Merkez. Taşoğlu merkez. Adını soyadın? Fatma Berru Uçaş. Hangi? Kimin kızı? Ali Rıza. Ali Rıza. Ali Rıza. Evet. Bizim Ali Rıza. Ne yapıyor Ali Rıza? O da çalışıyor. Ne güzel. Evet. Başka kim vardı? Bakın ben Taşoğlu'yu tanıyorum diye ölçüyorum şimdi. Ben Gökhan Yağcı. Gökhan Yağcı. Anlamadım. Gökhan Yağcı. Maskeyi çıkardı. Gökhan Yağcı. Ya? Yağcı. Kimlerle? Muhtar Yağcı'nın oğlu. Ahmet Yağcı'ydı. Bizim köken aslında Erdoğan. Ama babam doğma bölme taşı var. Babam kaç yaşında? Babam 55 yaşında. Ne iş yapıyor? Öğretmen. Tamam. Evet. Evet, yok. Taşoğlu vardı ya bir tane akıllı.
Ben Asıl Detür. Asıl'ın çıkardı adı. Asıl Detür. Söyle. Türk. Evet. Hangi köydeyiz sen? Merkez. Baban ne iş yapıyor? Merkez. Merkeze nereden gelmişsiniz? Benim babam Trabzon. Başka nereden gelen var? Suva'dan? Suva arasınız. Dışarıdan gelenler, gelenler herhalde değil mi? Evet. Çorum'dan var, değil mi? Öyle mi? Osmancık'tan kim vardı? Osmancık. Osmancık. İskilip. Benim belki dayımı tanıyabilirsiniz. Belki dayımı tanıyabilirsiniz. Şey yaparsan... Miraç Hatipoğlu. Miraç Hatipoğlu. Mirası nesi? Dayım oluyor. Dayın oluyor. Nasıl dayın oluyor? Annemin kardeşi. Dedenin adı? Kamil. Ahmet Kamil abi. Benim arkadaşım. Miraç vuruyor bana. Dedesi benim arkadaşım da bir anda gitti kuş güvekliyordu. Evet arkadaşlar, bir zamanlar biz de sizin gibi gençtik. Tabi böyle sizin gibi imkanlarımız yoktu. Böyle güzel güzel sıralarımız, öğretmenlerimiz yoktu. Efendim, o zaman bizi öğretmenler böyle kulağımızdan bir çekti mi vallahi 2 gün açtı gitmez. Gözümüzden yaşa kaldı şapır şapır. Kötü demiyorum ama o öğretmenleri de seviyoruz tabii yani. Ama öyleydi. Ne güzel, şimdi ben biraz önce dinledim. Pekala'da bir şartlarımız var. Size yakışanı zaten siz yaparsanız. Başarı öğrendilerseniz cin gibisiniz gözlerinizden beri. Ben de biraz savaşkandım sizin kadar olması da. Bana soracağınız sorular var mı? Hiçbir şey sormuyor musunuz? Başkanım, aslında şöyle demeniz lazım. Benden bir isteğiniz var mı? Oraya sonra gelelim. Oraya sonra gelelim. O benim son sözlerim davetle ve arzuyla biter. Önce suallerin varsa cevaplarını verelim. Yok mu? O zaman istekleriniz var mı diyelim hocam? Niye benim yanıma geliyorsunuz? Merak ediyor bunlar ya, maşallah yani. Oturmaya bank istiyoruz bazen şuralarda. Neymiş ise? Konuşmadık mı çocuklar? Tabii şimdi bunlar biraz dışarıdan geldiği için. Hayır. Bir şey söyleyemeyecekler gibi geliyor bana. Ben hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. Büyüklerimize selamlarımızı iletiyorum. Efendim, fırsatı olanı da belediyeyi bekliyorum. Matematik öğretmenim. Evet, matematik bizim zamanımızda şey vardı. Geometri ve cebir vardı. Biliyor musunuz? Evet. Matematik aslında niye? Doğu şekli cebir. Eskiden matematiğe ne denirdi? Biraz Arabi kökenli. Hesap endese. Bu da benden size kalsın. Belki siz de duymamışsınızdır hocam. Doğru hocam. Evet. Hesap endese denildi. Onunla
Ben bu defteri kapatayım kitabı. Ben hiç kafamın basmadığı şey matematikti. Onun için. Kendisi geometri mi? Hepsinin toplamına Arabi kökeninden gelme. Öyle söyler. Yani matematik diyoruz ya biz şimdi cebir, geometri. Efendim. Siz matematikçisiniz. İki hiç anlarsanız. Matematik biraz. Değil mi? Nasılsınız arada? Vallahi hepiniz maşallah. Ev kararlısınız. Beni tanımayan var mı? Tanıyor mu var mı? Ben tanıyorum. O zaman geriyen tanımıyor. Evet arkadaşlar. Tanımasanız kendimi tanıtacağım. Tanırsanız başka şey söyleyeceğim. Hocam yine de tanışabiliriz. Efendim? Tanışabiliriz yine de. Evet, benim adım Mehmet Sarı. Amasya Belediye Başkanı. Ben de Barış Aktaş. Ben de Barış. Söyledim mi? Aktaş. Ben de burada okuyorum. Bana ne? Savaş. Savaş. Evet, Savaş. Barış. Barış. Evet, şöyle. Biz diyor, Türk milleti olarak evlatlarımızın adını bazen kartal koyarız. Avını yukarıda görsün diye. Şahin koyarız, yakalayıp kapsın diye. Bazen savaş koyarız, her hale hazırız diye. Bazen de barış koyarız, umutsuzluğa hiçbir zaman düşmediğimizi göstermeyiz diye. Evet. Yani ne demek? Biz millet olarak her şeye hazırız demek. Türk milleti olarak. Değil mi? Ne güzel. Savaş, barış, şahin. Arkadaşlar, biraz önceki sınıfta da söyledim. Efendim, başarmanın ana merkezi inanmaktır. Elbette ki bunun altyapısı çalışmaktır. Ama İnanmadıktan sonra başarma şansı zayıftır. İnanacaksınız. Kendinize güveniniz tam olacak. Arkadaşlarınızla birbirinizi seveceksiniz. Paylaşmayı bileceksiniz. Hem kendi dertlerinizle bir de Türkiye coğrafyasını hafızanızda tutacaksınız. Yani neler oluyor diye, memlekette neler dönüyor diye hafızanızın bir miktarını efendim bu manada çalıştıracaksınız. Yani memleket derdiyle hepimizin dertlenmesi lazım. Çevre derdiyle dertlenmesi lazım. İnsanlık aleminin derdiyle dertlenmesi lazım. Siz zaten başarılı öğrencilersiniz. Durumunu onu gösteriyor. Çalışkan adamsınız. Ondan yanlış şüphemiz yok. Bana sorunuz var mı? Hocam bu hiç soru sormuyor ya. Vallahi bunlar matematik soruyorlar genelde. Siz de matematik zayıf dediniz. Evet. Bunların özelliği klasik tek kelime test ve tost. Çocuğu veriyoruz bunlara. Çok test çözerler. Test sizden, tost benden olsun. Evet. Test sizin olsun, tost benim olsun.
Popolay tost işi. Beraber kafalar onların şeyde dışarıdaki baklavalarda. Başkan nasıl olabilirim ben? Başkan nasıl oluyor biliyor musun? Ben böyle işsiz geziyordum. İş bulamadım. Sizin gibi başarılı değildim. Efendim. Vatandaş da baktı ki devlet memuru olamamış. Parası yok, pulu yok. Efendim. İyi de bir adam. Bu başkan seçim dedi de seçtiler. Dersen ne dersiniz? İnanmıyorum. Efendim? Ben inanmıyorum. 20 insan var arıyorsunuz. Evet. Peki biz nasıl başkan olabiliriz acaba? Efendim? Ben hocam. 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 Başkan olursunuz. Neden olamıyorsunuz? Başkan olursunuz. Zaten başkan olabilmenin sırrı bu yaşlarda başlar. Nedir o? Arkadaşlarınızla iyi geçirirsiniz. Başarılı olursanız, güzel ahlaklı olursanız. Küçüklerinizi sever, büyüklerinizi sayarsanız, toplum kurallarına uyarsanız. Yani biz buna adab-ı maşeret kuralları diyoruz. Bunlara riayet ederseniz, etrafınızla, duayla, vatandaşla, konu komşuyla, ahbapla, şehirle denklenirseniz başkan olursunuz. O zaman ne yapar? Vatandaş sizi başkan yapar. Aday olursunuz, yarışırsınız. Ve başkan olursunuz. Bence hepinizin tabi bir şehre bir tane başkan oluyor ama fark etmez. Çeşitli başkanlıklar var. Daire başkanlıkları var. Efendim genel müdürlükleri var. Değil mi? Ben öğrenci arkadaşlarıma şunu tavsiye ediyorum. Gözünüz koltukta olsun. Burada kim oturuyor? Ama bir sahil var değil mi burada? Herkese oturamıyor. Burada bak. Kürsü yok. Burada tek masa var. Yani sizin gibi çalışkan insanlar gözünü koltuğa dikmeli. Eğer ben sandalyede oturacağım diyorsanız gaflet içerisindesiniz. Ben koltukta oturmalıyım. Ben çalışkanım. Ben başarılıyım, bu millete daha iyi hizmet ederim deyip koltuğa talip olacaksınız. Kesinlikle. Koltuğa talip olacaksınız. Bu konuda bir anlaşalım. Öğretmen olursanız müdürlüğe talip olacaksınız. Mühendis olursanız baş mühendisliğe talip olacaksınız. Bürokrat olduğunuzdaki, hemen o yerin bürokratlar safındaki bir makama talip olacaksınız. Koltuk. Hedefi şimdiden koltuk olarak belirlemeniz lazım. Tabii işin en kötüsü nedir biliyor musunuz? Bu koltuk ne için vardır? Oturmak için vardır. Karar vermek için vardır. Bir de koltuğu kafasında taşıyanlar vardır. Maazallah. Onlardan olmayacaksınız. Onlar hep tehlikelidir. Layık olan koltuğa oturmalı. Zamanı gelince efendim terk etmeli. Mesela ben zamanı gelince belediye başkanlığını efendim aldığım gibi vatandaşları geri iade ederim. Onlar kimi takdir ederlerse, yani sizler, sizlerin büyükleri
Onu oraya oturturlar. Evet, sandıktan çıkmalı. Sandıktan çıkmayan irade, irade değildir. O zorbalıktır. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz tabii bundan. Evet, başka? Seçiliyorsunuz ve belediye başkanı oluyorsunuz. Bence tavsiye ederim belediye başkanı bu kısa tabirle yetkileri nedir diye biliyor musunuz belediye başkanı yetkileri? Her şey belediye başkanının yetkisindedir diye bir tabir var. Heveslendirmek için söylüyorum size bunu da. Diyorlar ki belediye başkanı bir para basamaz, iki adam asamaz. Şehirde istediğini yapar. Adalet ölçüleri içerisinde. İyi bir iş değil mi? Evet. Başka soru olan? Buyur. Memleket derdiyle dertlenen insanla dertlenmeyen insanı ayırt edebilir miyiz dışarıdan bakarak? Koltuğu başında taşıyan ve diğerlerini ayırt etmek nasıl yapılır? Koltuğu başında taşıyanlar, ben biraz kabak tabir söyleyeyim, dalkavuk tipli adamlardır zaten. Yağcı, sünepe, süprüntü, efendim, sadece kendi menfaatini koruyan insanlara denir o. Makam sahibi olup da. Onu baktığınızda görürsünüz. Hissedersiniz. Memleket sevdanız varsa içinizde onu hissedersiniz zaten. Başka? Ben şey sorabilir miyim? Belediye başkanı olmak isteyene sorayım mı? Evet. Mesela seçim oldu, belediye başkanı oldu. Anlatıldı. İlk ne yaparsın? Hoşuna gitti. Ben size ne yaptığınızı sorabilir miyim? Sorundan kaçıyorum. Abi, klasik, sen hemen böyle soruyla cevap vermeden topu bana. Ben topu kaparım, ondan yana sıkıntı yok. Ne yaptığımı söyleyeyim. Serçuk, ona gideniniz var mı? Evet. Evet. Nasıl? Nasıl? Yeni gittiniz mi? Değişikliği. Ben yeni gittim. Nasıl? Bayağı iyi, güzel yapılmış oturma alanı. Eskiden orası mezbele kötü işler oluyordu. Bu civarda öyle bir yer yok. Mesela ne yapıyorsun diyelim. Ne yaptığımızı söyleyelim. Evinize suyu ucuz veriyorum. Türkiye'nin en ucuz suyu burada. Akdağ'dan su getirdim. Türkiye'de ilk defa HES'i kuran belediyeyiz. Bu ayı çalıştırıyoruz hidroelektrik santralini. Türkiye'de ilk kuran belediyeyiz. Türkiye'de ekmeğe en ucuz veren belediyeyiz. Ne yapıyoruz? Gözleri biliyor musunuz? Orada bir tatil köyü yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Önümüzdeki ay Hilton Oteli'nin temelini atıyoruz. Ne yapıyoruz? Önümüzdeki yılın içerisinde TRB'yi ihale yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Tramvayı ihale yapıyoruz. Ne yaptık? Türkiye'de ilk defa doğal alanda 11 bin metrekarelik bir alanda hayvan barınağı kurduk. Şimdi hayvan hastanesi olan. İsterseniz hayvanınızı oraya bırakıp gidebiliyorsunuz, gelince alıyorsunuz. İsterseniz gelip orada geçici bir aile babalığı yapmak istiyorsanız alıp 2-3 gün hayvanları gezdirip geri bırakabiliyorsunuz. Ne yaptık? Selazığ Meydanı'nı biliyorsunuz.
Koskoca talebeler geliyor, meydan yaptık. Ne yaptık? Köprüyü yaptık. Köprüde ne var? Köprüde 16 tane Türk devletinin bayrakları var. Bugüne kadar gelmiş geçmiş olduğumuz Türk devletlerinin bayrakları var. Meydanda 16 tane Türk devletinin ve 17. efendim Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrakları var. Bunlara duyarlı olacaksınız. Daha çok sayarım ama ne yaptık? Yeni billboardlarda göreceksiniz. 65 yaş, yani yaşlarımızda bedava çorba evi yaptık. Ne yaptık? Bugün açıkladık. Efendim, televizyonlarda, gazetelerde birinci haber geçiyor. Türkiye'de ilk defa üniversite öğrencilerine çorba veriyoruz, suyunu veriyoruz. Ne yapıyoruz? Üniversite öğrencilerimizin buradaki evde duranların su parasını alıyoruz. Çok anlatırım ama. Ne yaptık? Hiç bu belediyenin, kimsenin bir kuruşunun, vatandaşının bir kuruşunun yenilmesine, gasp edilmesine müsaade etmiyoruz. Paramızı adaya fırsat veriyoruz. Evet. Ne yaptık? Sorular kapısında takılacak çünkü bunlar. Bayram söylemedi. Başkanı ne yapacak? Yetti mi? Hocam, bir olayım bakarım. Evet, ben bir isteğiniz var mı? Sağ olun. Bir şey sorabilirim. Artılarından bahsettiğiniz bir eksisi var mı acaba? Efendim? Artılarından bahsettiniz ya hocam. Onu karar verecek işte, siz dersiniz. Onu ben bilemez mi? Hiç mi kötü yapıyorum? Başkan olmanın kötü bir yanı yok mu? Çok zor başkanlık için. Ben gecede 2 saat uyuyorum. Onu olunca anlarsınız. Oturmak için bank alabilir miyiz? Şahsına mı? Şahsına mı? Adını da yazdırayım. Evet, sizi kırmam, bank göndereceğim. Bank değil de şey, kamelya. Evet. Karar verin yani, bank. Kamelya diyenler. Ama birkaç tane. Yine bayrama bir tane kapşeye gönderin. Tamam, bayrama da göndereyim, hepinize göndereyim. Bak, kamerayla da göndereyim. Tamam, hadi. Tamam. Hepinize sağlık, sıhhat ve başarılar diler. Gel. Beni tanıyan var mı? Kaldır şöyle biraz. Tanımayan var mı? Ben sizi tanıyabilir miyim? Eymen Karabulak. Maske indir. Eymen Karabulak. Karabulak. Burada mısın? Burada mısın? Çorum'da yaşıyorum ama patronda bilmiyorum. Ha, Çorum'da yaşıyorsun. Ondan. Evet, Emrah'cığım ben Amasya Belediye Başkanı'yım. Adım Mehmet Sarı. Efendim, Amasyalıyım. Sizleri ziyarete geldik. Başarılı öğrencilersiniz. Evet, efendim, siz yavaş yavaş verin. Bana soru sormak isteyen var mı? Suyun Amasya'da çok güzel olmasını sevebilirim. Eski tabirle bir şey var. Diyor ki vatandaşın suyuna sabuna karışmayın diyor. İhtiyarlar öyle söyler. Allah'ın gelen, kudretten gelen bir suyu. Hiçbir zararımız yok. Sadece ve sadece bir sosyal
mesele olarak bakıyoruz. Hemşerilerimize neyi ne kadar ikram edebiliriz? Efendim deyip kar marjı gütmüyoruz. Bir de HES yaptık biliyorsunuz. Efendim Türkiye'de ilk defa HES'i kuran belediyeyiz. Biz oradan para kazanıyoruz. Bu ay çalıştıracağız, para kazanacağız inşallah. Onun için de Allah'ın verdiği nimetten Allah'ın kulları da faydelensin diye. Bana kalsa bedava yapacağım. Tabii 2022'nin ortalarına doğru bedava yapacağım. Onu da söyleyeyim. Bila ücret. Var mı başka? İsteğiniz var mı? Harikasın. Teleferik projemiz var. Projemiz bitti. 2022'de ihalesini yapacağız. Mayıs-Haziran aylarında. Teleferik yapacağız, tramvay yapacağız, tatil köyü yapacağız. Efendim hayvan barınağını kurduk. Türkiye'de ilk defa içerisinde hayvan hastanesi olan bu ay bitiyor. Yani 5-10 gün içerisinde ne? Bitiyor. Hayvan barınağı Gölü bağlarlar. Böyle 11 bin metrekare içerisinde hayvanları kendi efendim, özgürlük alanları içerisinde geziyorlar. Akşam otele gelir gibi evlerine giriyorlar. Hasta olan doktorumuz var, ameliyatına kadar yapıyoruz. Dört gen makinamız var. O da Türkiye'de ilk defa. Oradan isterseniz ödüş hayvan alabiliyorsunuz. Yani bakıcı hayvan olarak da. Diyorsunuz ki ben bunu 3-5 gün alayım, gezdireyim, sonra getireyim diye bırakabiliyorsunuz. Veya hayvanınız varsa, bir yere gidiyorsanız onu bize emanet edebiliyorsunuz. Biz ücret falan alıyoruz. Her iki türlü işlemde. Hayvan severleri göreyim. Harika, ben de seviyorum. Onun için de onu yapıyoruz. Hayvanları temel sahiplenebiliyor muyuz? Temel sahip. Hayvanları o barınaktan temelde alabiliyor muyuz? Tabii. Alabiliyorsunuz. Sahip olabiliyorsunuz. Geçici de sahip olabiliyorsunuz. Yani bir avantaj olarak onu söylemek istedim ben. En tabii hakkınız hayvan sahip olmak oradan. Memnun olmasanız geri de getirebiliyorsunuz. Evet. Benden mi isteğiniz arzunuz var mı? Hepinize başarılar diliyorum. Tren projesi vardı ya, yani onun da... Okulla ilgili bir şey isteyelim oğlum, niye? Hocam daha tren projesi vardı. 2020 Nisan'da bitmesi ne planlanıyor? Çok uzun sürecek. Neyi vardı? Tren. Tramvay mı? Tramvay. Yok tren. Samsun. Ama o bizde değil. Sizde değil. O bizimle alakası yok. Okullara ya bazı yer şey anlamında mesela laboratuvar malzemelerinde falan değişiklik yapılacak mı mesela? O da milli eğitim iş. Bizim şeyimizin yetkilerimizin dışında. Şey spor malzemesi ister. Onu diyecektim hocam bu tarzım ya. Basketbol takımdayız arkadaşlar. Evet. Toplar çok az. Basketbol takımı mesela. Masa tenisi. Masa tenisi raket istiyorlar. Başka ben spor malzemesi gönder başkanım. Hocaya ne okuyorsun? Getirsin. Daha fazla raketi gönderin. Var mı işte? Bitti bu kadar. Biz yardım Ahmet Yenan belediyede zaten ben olmasam da. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir isteğiniz yok, arzunuz yok. Ben de sizlere sağlık, saat zaten başarılısınız. Hemen ileride inşallah iyi yerlerde görüşmek kaydıyla diyorum. Biz ihtiyarlarız size o makamlara gelince. Hatırlarsınız, dersiniz ki bir gün gelmiştiniz. Biz de mutlu oluruz sizi iyi yerlerde görecek. Nerede? Hep koltukta. Makam mevkide inşallah. Hepinize teşekkür ederim. Gittiğin zaman selam söyle bizim buralar.
Belediye başkanına selam vardı. Gümüşhane'nin rektörü bizi buralı. Geniş rektör. Evet. Vali de buralı. Gelelim şimdi oraya. Talep oldu siz oraya. Valisi nereli? Buralı. Buralı. Ona da selam söyle. Gamze de benim kızım. Ne iş yapıyor? Evet, avukatlık yapıyor. Başkanım, bu bayan kim? Dur bak, nereye bak bakayım. Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sana da gidip yeğenliyim Özbeyoz. Andıra Hanım mısın? Kimin kızısın sen? Babam Behçet Gülmez'lerden. Gülmez Gülmez miyim ya? Abim desin, çocuğun en güçlü. İyisiniz başkanım. Sağ olun, ben sevdiğimi tanıdım bu hepsini. Ama öyle demiyordun Mustafa Tekin'le ilgili beni dövdü, şöyle dövdü, böyle dövdü. Ama ne dedi? Hocam benim, ben severim. Yani burada dayak İmam Hatip'e varmış. Ondan yana sıkıntı yok. Ben diyorum ki, İmam Hatip'e ben yatılı okula birincilikle girdim. Mustafa Tekin hocam böyle ediyor iki de bir. Dedim ki hocam ne ıhını verip duruyorsun yani. Dedi ki sen birincilikte girmedin. Giremezsin dedi. Böyle bir toplantı salonundayız. Dedim hocam niye giremiyorum ben birincilikte girdim. Yok oğlum yok dedi. Senin dalın budağın fazlaydı. Biz bıdıya bıdıya seni bu hale getirdik. Senden bir sonra birinci oldun dedi. Yani. Sayımız zaten dayağını yemeyen herhalde çok ağır. Çak 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 çak. Bravo. İsmet gel. İsmet gel. Allah'a emanet olun. Hocam basketbol turnuvaları da tekrarlansın ya. Siz eğlendiniz. Hocam biz oynayalım. Sus. Bir futbol turnuvası. Ben ne derim? Düşerse bana yaparım. Merak etmeyin. Eksenizin yapmayacağımız bir şey yok. Bunları sağlam. Tanıyor musun? Evet. Hocam okul nereye tutulabilir? Ne? Okul nereye oynayabilir? Benim yeğenim o. Torunum. Buna ne derseniz tutun getirsin yapmayın, tamam mı? Temsilci tayyip. Daha ne yapayım? İçinizden biri. Hadi Allah'a ısmarladık.